Edirne Belediye Başkanı. Evet, diyorum, hatırlıyoruz da nerede? Evet. İşte ben unutulduğunun farkına vardığım için. Bak, sadece sizle alakalı değil. Biz unuttuysak, yani bu işleri takip ettiğini söyleyenler olarak söylüyorum. Biz unuttuysak. Bu benim mesleki başarılarım arasında zikredeceğim. İsim özürlü bir adam bu anlamda. Mesleki başarılarım arasında zikredeceğim, gazetecilik adına zikredeceğim çalışmalarımdan biridir. Bunu Türkiye'nin gündemine ben getirmiştim. 15 Temmuz gecesi Türkiye hain, alçak bir darbe girişimiyle, bir işgal girişimiyle karşı karşıyayken ve bu ülkenin evlatları o hainlerin, kahpelerin, kurşunları önünde can verirken, şehit düşerken, tankların paletleri altında ezilip şehit olurken Edirne'de bir barda Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, elinde kadeh darbenin olmakta olan darbenin şerefine kadeh kaldırıyordu. Görecek misin? Görelim. Biz bu geceyi, işte bu başkan, bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. İşte bu başkan, işte bu başkan. 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yok, bizim de haberimiz var. İçelim. Şimdi bunu bir kez daha yayınlayacağım ve birkaç ağır cümle kuracağım. Hasan Öztürk, bunu bir kez daha yayınlayacağım ve birkaç ağır cümle kuracağım. Hasan Öztürk, 1980'in üzerine 36 daha ilave edersen ne olur? İşte ne olur abi? 2016. 16. Şimdi bu Brian'ın yani 80 tabii darbesi. Abi canım, o zaman 36 haberimiz yıl sonra. Tabii canım, direkt. O zaman haberimiz yoktu ama şimdi, bugün var. Pardon. O zaman içelim. Ve neyle? Gündoğdu Marşı diyesin. Gündoğdu yani, Marşı. Kendi tabirleriyle dinci yobaz FETÖ'cüler darbe yapıyor sözüm ona. Bu arkadaşlar Gündoğdu Marşı, sol devrimci marşı. Bir kez daha izleyelim söyle hadi. Bak, bu gözde yani ilk darbe 19 yani en yakın darbe 1980'de. Ya askeri darbe. Hatırladığı silahlı darbe 1980'de yapılmıştı. 28 Şubat dönemi silahsız güçlerin yaptığı bir darbe aynı zamanda. Postmodern darbe. Postmodern darbe. 1980'den sonra 36 yıl sonra bir darbe oluyor. Ama cümle şu, o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var. Var diyor, evet. Diyor. Bir daha izleyelim hadi. Biz bu geceyi, işte bu başkan, bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. İşte bu başkan, işte bu başkan. 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var. İçelim. Siz darbenin şerefine kadeh kaldıran birini, darbeyi öven birini, darbe olurken darbeyi kutlayan birini, birine hesap soramazsanız, yargı önünde hesap soramazsanız bu 15 Temmuz unutulur. Kimse kusura bakmasın. Darbeyi öven, darbenin şerefine kadeh kaldıran bir belediye başkanından hesap soramazsanız 15 Temmuz'u unutturursunuz. Nokta. Savcı Sayan Ağrı'da canlı yayınımızda. Savcı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi darbe olurken darbenin şerefine kadeh kaldırmasını ve darbeyi alkışlatıp kutlamasının görüntülerini yayınladım. Daha önceden de biliyorsunuzdur. Gördünüz mü? Şimdi gördüm. Biraz önce sizin yayınınızda izledim. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi ben Recep Gürkan'ı çok yakinen tanıyorum. Aslında normal yaşamında ve düşünceleri
darbeciliği, darbeleri kabul etmeyen bir kişilik olarak tanıyordum. Bu konularda da çok hassas olduğunu biliyordum. Çok yakinen tanıyorum. Ta üniversite genel sekreteriyken tanıyordum. Trakya Üniversitesi genel sekreteri. Sonra milletvekili oldu. Daha sonra da belediye başkanı oldu. Ben bir ara bölge sorumlusuydum. Trakya bölge sorumlusuydum. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bana bağlıydı. Sürekli oraya gidip seyahatlerde bulunuyordum. O zaman da tanıyordum. Son derece özgürlüklerden yana, son derece demokrat bir kişiliğini gördüm. Ama gerçekten bu akşam bunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir şeyi hiç beklemezdim Recep Gürkan'dan. Hakikaten hoş bir şey değil. Darbeyi övmek, hele hele tanıdığım Recep Gürkan'a hiç yakışmadı. Çünkü hep böyle insan haklarından, özgürlüklerden bahsederdi. CHP'nin son dönemlerdeki yanlış hareketlerinden bahsederdi. AK Parti ve Tayyip Sayın Cumhurbaşkanımızı cesur bulduğunu böyle bir yani ta yani şey ben bunu bölge sorumlusu olduğum dönemlerde de dediğim gibi genel sekreter olduğu dönemde de tanıdım. Ama bugün gerçekten şu anda çok şaşkınım. Hayal kırıklığına uğradım. Nasıl böyle bir hata yapar? Nasıl böyle bir yanlış yapar? Nasıl böyle bir cümle kullanır? Yakışmadı, şık olmadı. Yapmaması lazım gelen bir şey bu. Evet, Emin Pazarcı. Şimdi bakın, bunlar uşak ruhlu, iki yüzlü insanlar. Neden uşak ruhlu, iki yüzlü insanlar diyorum? Ben bu marşı, bu söyledikleri marşı üniversite yıllarından hatırlarım. Ve o zaman bir takım solcu, aşırı solcu, silahlı solcu gençler bu marşı söylerlerdi. Sabah oldu uyandık, siperlere dayandık, sosyalizm uğruna alkanlara boyandık diye ama bir kısmı Rusçuydu. Yani Sovyetler Birliği'ne bağlı bir hareketti. Bir kısmı da Mao'cuydu, Çin'e yüzünü dönmüştü ve hiçbir zaman bunlar milli olamadılar, yerli olamadılar. Şimdi de bakıyoruz, aynı zihniyet devam ediyor. Sadece kıbleleri değişmiş. Bugün de batılı bir darbenin, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nin arkasında olduğu bir darbenin şakşakçılığını yapıyorlar. Ben o açıdan yadırgamıyorum. Sadece zaman zaman kıblelerini değiştiriyorlar ama bu ülkenin kumaşı bunlar da yok. Bunlar sürekli olarak dışarıdan yönlendirilen ama zaman zaman da işte demokrasi diyen, insan hakları diyen, bunu da pazarlayan tipler. Şimdi biraz önce sen dedin ki bunun hesabı sorulmazsa evet bu darbe unutulur ama sadece bu değil. Şimdi ben bir de tweet paylaştım. O gecenin ardından bir takım tipler şu ifadeleri kullanmışlar. Yani ey işte ümmetçiler, ey millet düşmanları nasıl da şey yapıyorlar, çarpıtıyorlar. Bu darbe başarılı olamadı ama başarılı olsaydı gece saat 3'te olmuş olsaydı bugün Erdoğan'ı ve hepinizi sallandıracaktık. Pişman değiliz şeklinde bir takım tweetler var. Bunlar ortalıkta geziyor ama bunların da hesabı sorulamadı. Yani aslında bunları yakalayıp bir de pişman değiliz diyorlar. Bedelini ödemeye hazır diyorlar. Bunlara bunun bedelini ödettirmek gerekiyordu ama yapılamadı. Dileriz bundan sonra yapılır ama sadece bu değil. Mesela Ankara'da da bir barda çok iyi biliyorum kadehler kaldırıldı, kutlanıldı. İzmir'de hanım İzmirli, orada da darbe gecesi kutlamalar yapıldı. Maalesef bu türler var içimizde, azınlıkta Allah'tan ve bunlara hesap sormak lazım. Doğru söylüyorsun, bunlara bu işin hesabını sormak lazım. Yani Türkiye'de bir işgal girişimi yapılıyor, Türk milleti esir alınmaya çalışılıyor, ülke işgal edilmeye çalışılıyor. Bunu alkışlayan tipler var. Bunu alkışlamalarının da bir bedeli olması gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah. Hasan Türk. Şimdi daha önce de bunu konuştuk. Hı-hı. Yani bu isim üzerine konuştuk ve seçimler sırasında konuştuk. Ve aynı ismi CHP aday yaptı. Edirneliler de büyük bir oyla Recep Gürkan'ı tekrar belediye başkanı yaptı. Yani o işte şu anda görünüyor. Hani bu Yunanca afişleri bu şeydi, var, Yunanca afişler ve orada yine bir skandal vardı, evet. Şimdi dolayısıyla demek ki bunun bir sosyolojisi de var. Onu da konuşmamız lazım. Bireysel olarak Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkanı
36 yıl önceydi, bir de 36 yıl sonra yaşıyoruz. O gün bilmiyorduk ama şu anda biliyoruz deyip kadeh kaldırmasının bir de sosyolojisi var. Yani bu kafaya, bu zihniyete gönül veren insanlar var. Yani bu da çok bence konuşulmaya değer bir şey. Hasan Özgür, yani bu ayırt etmeyecek miyiz? 36 yıl önce bir darbe vardı. Bu darbede mağdur olduğunu söyleyenler var. Onlardan biri de CHP. CHP'li bir arkadaş. Hatta anlatabildim değil mi? Çok iyi anladım zaten. Zaten oraya geleceğim. Bak şimdi. Sosyolojisinin nasıl oluştuğuna da bakmamız lazım. Onun için. Yani nasıl inanıyor bu insanlar? İyi, oradan devam edeyim. Yani senin hatırlattığın yerden alayım. Hı hı. 12 Eylül darbesini solcular sürekli şöyle tanımlar. Sağcı bir darbeydi. Dolayısıyla sağcılar, tırnakçı söylüyorum ki Mamak Cezaevini Emin Pazarcı benden daha iyi bilir. Ben de biliyorum. Orada birçok bizim büyüklerimiz yattılar. Tanıdıklarımız var, hala hayattılar. Solcular mağdur oldu. CHP dedin sen. Doğrudan solcuları, topyekun solcuları kastetmek söylüyorum. Sağcı bir darbeydi, gerici bir darbeydi diye sundular 12 Eylül darbesini. Ama Recep Gürkan onu da alkışlıyor anladığım kadarıyla. Haberimiz yoktu. Bugün haberimiz olduğu için hadi kadeh kaldırıyoruz demesi 12 Eylül askeri darbesini ki darbenin hiçbirisi iyi değildir. Hepsi kötüdür. Lanetlenmesi gerekir. Ama 12 Eylül askeri darbesi en azından bir hiyerarşi içerisinde olmuştur. Yani Genelkurmay Başkanı ve yani o asker içerisindeki emir komuta zinciri kırılmadan olmuştur. Diğerlerin hepsinde ki en son 15 Temmuz'da da olmak üzere mutlaka bir çete, bir junta üzerinden 28 Şubat'ta da Batı Çalışma Grubu denen junta üzerinden 60 darbesini yapanlar hatırlarsanız albaylar juntasıdır. Junta üzerinden olmuştur. Ama sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Darbeyi hem 12 Eylül askeri darbesini hem 15 Temmuz FETÖ'cü alçak işgal girişimi ve darbe girişimini ne kadeh kaldırabilen bir belediye başkanını hemen akabindeki seçimde tekrar büyük bir oy oranıyla destekleyip iktidara getiren, öyle diyelim, yani belediye başkanını yapan da bir sosyoloji var. Bu sosyoloji beni daha çok ilgilendiriyor. Niye? Hani ifsad etmek diyoruz, yıllardır konuşuyoruz. Yalan üzerine inşa edilen bir sanal bir, kurgusal bir algı var diyoruz. İşte bu burada yatıyor. Siz bağımsızlığımızın ve hatta birliğimizin ki burada anlattık eğer başarsalardı ne olurdu diye paramparça ettim ben şu kartonları. Birliğimizin bizi tehdit eden bir harekatı devrimci marşıyla karşılama ne diyelim buna? Gafleti. Gafleti değil, gafleti değil. Dalaleti. Dalalet de değil ya. Dalalet, yani, üçüncüsü ihanet. Nasıl aymazlığı. Bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Yani öyle bir şey ki nerede ürediniz, nerede türediniz, nereden çıktınız, nasıl oldu, nasıl gelişti bu? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Ve Edirneliler, Selimiye'nin gölgesinde oturan Edirneliler şu olabilir. Çoğu göçmendir, işte efendim CHP'lidir, solcu, çok güzel, amenna. Ama Edirne'nin bir Serhat kenti olduğunu bilirler ve oranın bağımsızlığı, oranın selameti için de İstanbul'un, Ankara'nın özgür kalmasıyla ilgili olduğunu bilirler. Fakat bilmiyorlar ve bir darbeyi rakı bardağını kaldırarak kutlayan bir adama oy vererek belediye başkanı yapıyorlar. O zaman şöyle bakmamız lazım. Çok güzel bir yerden yakaladın. Dedin ki 15 Temmuz'u unutturmak istiyorlar. Ya da 15 Temmuz'da ne olduğunu bize unutturmak istiyorlar. İki, 15 Temmuz'u yapanlarla ilgili unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü çıkartıp yargılanması lazım. Çıkartıp hesap sorulması lazım. Ben de diyorum ki bize bir öyle bir halüsinasyon göstermeye başladılar ki son 4-5 yıldır. Yani bu 15 Temmuz'dan önce başlamıştı.
Yani Fuat Avni'leri falan hatırlayın neler yazıyorlardı. Hani bu oradan başladı. O ayakkabı kutusu diye sergilenen, o Hakan Şükür'ün abisinin halt ettiği şeyler. Yani Edirne'yi de ilgilendiriyor, onu da söyleyeyim. Makedonya'daki, Üsküp'teki Balkan Üniversitesi'nin parasını emanetten tutan adama sen bu parayı rüşvet aldın diye pazarladılar. Onun üzerinden başladılar algıya. 17-25'i kastirek söylüyorum. Ve bize bir halüsinasyon gösteriyorlar. Ve biz hepimiz sanki hani damarlarımıza aldığımız bir şey, bir içtiğimiz bir şey, yuttuğumuz bir şey, yediğimiz bir şey varmışçasına o halüsinasyonlar üzerinden bir hayata tercih ediyoruz. Yani Edirnelilerin bir darbeyi öven, darbe için hadi içelim diye devrimci şarkılarıyla, marşıyla kadeh kaldıran bir adayını belediye başkanı olarak tepene koyuyorsun ya. Selimiye'nin gölgesinde gölgeleniyorsun. Arkadaş bu nasıl oluyor? Ben bunu anlamıyorum Turgay. Yani bu adamı anlayabilirim ha. Bu adamın çünkü kutsalı yok belli yani. CHP'li Gürkan Yunanistan'a, Yunan'a şirin gözükmek için kendini Adrianopolis Belediye Başkanı olarak tanıttı. Biliyorum ben bu şeyi de. Şu afiş. Tabii tabii. Burada Adrianopolis Belediye Başkanı yazıyor. Adrianopolis neresi? Edirne. Tamam. Şimdi niye bunlar oluyor? Turgay Güler. Buraya Adrianopolis diyorsun. Araya girme imkanı var mı? Buyurun. Şimdi çok güzel bir şeye temas edildi. Hasan Bey 12 Eylül'den bahsetti. Mamak'tan bahsetti. Şimdi darbe nedir? Darbe ne yapar? Bir kere onun altını çizelim. Ondan sonra bu neyi alkışlıyor? Onu görelim. Yani Mamak'tan bahsetti. Ben Mamak'ta sıkı yönetim duruşmalarını ilk gazetecilik döneminde baştan aşağı izledim. Orada mesela bir numara askeri mahkemesinde MHP ve Öykücü Kuruluşlar davası vardı. Ve savcı koltuğunda da Nurettin Soyer oturuyordu. Bugünkü işte Tunç Soyer'in babası. Ve o dönemde yapılan işkenceleri insanlar anlatırken gülüyordu. Ve Nurettin Soyer sadece MHP'lilere değil herkese işkence yaptı. Mesela hatırladığım, bunun gibi çok isim verebilirim. Muzaffer İlhan Erdost, solcu bir gençti. Orada dövülerek öldürüldü. Mesela Doğu'nun başbuğu denilen ülkücülerin çok önemli saydıkları isimlerden birisi o duruşmalarda ağlayarak yani izleyicilerden özür diliyorum. Sen erkekliğinden oldun ama seni zevkten mahrum etmeyeceğiz diyerek bana coplu tecavüz ettiler derken yine gülüyordu bakın. Bu ve o gençlerden bazıları kendilerine su verilmediğini ve tuvaletlerde yerde biriken idrarları içtiklerini ve bu yüzden dolayı cezalandırıldıklarını, idrar içmek bile yasaktı, dövüldüklerini anlattı. Şimdi bunlar bunu alkışlıyorlar. Yani kendi arkadaşlarını, kendi dostlarını, Muzaffer İlhan Erdost gibi işkenceyle öldürenleri alkışlıyorlar. Ve Diyarbakır cezaevindeki o işkenceler de bunun benzerleriydi. Ve Diyarbakır cezaevindeki o işkencelerden PKK denilen terör örgütü doğdu. Çünkü gerçekten insanlara dünyayı zindan ettiler, bir terör örgütünü yeşerttiler. Böylece insanlık dışı bir eylem, bir darbe 12 Eylül savunulabiliyor ve bunlar da kalkıyorlar. Savcı Sayan söylüyor, demokrasiden, insan haklarından bahsedebiliyorlar. Bunlar sahtekar bakın, eğer demokrasiden ve insan haklarından bahsediyorlarsa bunlara inanmak mümkün değil ve sürekli olarak takiye yapıyorlar. Bunlar insanları kandırıyorlar çünkü İkisi birbiriyle bağdaşmıyor. Biri insanlık dışı bir suç, öbür tarafta kalkacaksınız bu insanlık dışı bir suçu öveceksiniz, ona övgüler diyeceksiniz. Öbür taraftan da demokrasi, insan hakları diyeceksiniz. Kusura bakmayın kimseyi kandıramazsınız. Siz insanlık suçlusunuz eğer darbeyi destekliyorsanız. Evet, Mustafa Şen. Şimdi Recep Gürkan daha önceden de Hasan abi söyledi, seçim zamanı diye hatırlıyorum ben. Konuşmuştuk geçen sene. Şimdi milli iradeyle seçilen bir insandır değil mi belediye başkanı? Milli iradeyle seçilen birisinin milli iradeyi rafa kaldıran, hatta milli iradeyi cezalandıran darbeyi, darbecileri alkışlaması, desteklemesi, onun şakşakısı olmaz, düşünülemez. Bu korkunç bir şey her şeyden önce. Ama diğer taraftan bunu nasıl yapabiliyor? İşte Sayın Başkan söyledi.
Valla Sayın Başkan'ı da kandırmışlar o zaman. Yani demek ki hepimizi kandırmışlar. Bizim bir kısım solcularımız en azından, yani hep bütün solcular için bunu söylememek lazım. Gerçekten haksızlık olur. Çünkü gerçekten yani benim bildiğim, tanıdığım, her şeyle oturup konuşabildiğiniz, bazı fikir ayrılıklarınız olsa da böyle meselelerde aynı tarafta olduğunuz solcu arkadaşlarımız var. Onları tenzih ederek söylüyorum ama bazı solcularımızın aslında bize demokrat şirin böyle gözükmelerin altında, arkasında böyle korkunç bir faşizm varmış. Bu da onlardan biri galiba, Recep Gürkan. Peki Hasan abi söyledi, buna nasıl oy veriyorlar? Valla şimdi o sosyolojiyi anlamadım. Yani onu zannedersem bize şey anlattı. Sayın Muharrem İnce anlattı. Yani bizim dilimizin söylemeye varmadığı kavramı kullanarak biz şöyle diyorduk işte yumuşakça. Yani bir gerçeklikten kopukluk var bu arkadaşlarda. Bu CHP'li seçmenin bir kısmında gerçeklikle bir kopukluk var filan böyle. Onun zihinleriyle gerçeklik arasında bir ilişki kalmadı. Gerçekten koptular. Çıktı Sayın İnce, dedi ki buna şizofren. Elbette bütün CHP seçmenini ya da bütün solcu seçmeni ya da bir kısmının için bunu söylediğini varsayıyorum. Çünkü hepsi için kimse söylemez. Söylenemez zaten. Söylenmemeli. Ama o bir kısmı gerçekten şizofren. Yani gerçeklikten kopuk bir hayatları var. Bunu açıkça söylemek lazım. Öbür türlüsü yani o ideolojik... Niye hesap sorulamıyor Mustafa Şen? Ona geleceğim. İdeolojik körlük diyebilir. Mesela şizofren demeyelim de yumuşatalım. Gerçeklikten kopuk insanlar diyelim bunlara. Onu da yumuşatalım. İdeolojik saplantı ya da ideolojik körlük içindeler. Bu her neyse bunu Türk siyasetinin aşması gerekiyor. Yani hani derler ya takım tutar gibi parti tutulmaz diye. Ya bu, onu da geçtik yani. Ona razıyız, onu çok çok razıyız. Yani insanın kendi sevdiği takımına gönül vermesi, renklerine vesaire. Bu normal bir şey. Bu o değil. Niye hesap sorulmuyor? Bunu gerçekten sormak lazım şimdi. Yani bu akşam bunu sormak lazım. Tamam. Neden hesap sorulmuyor? Bir Canan insan... Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz tweetlerini hızlıca bulup ekrana az önce sana bir tweet gönderdim. Onu da arkadaşlar koyarlar mı? Emin Pazarcı'nın söylediği tweet'ti o. Evet. O bende vardı. O benim arşivimde vardı. Emin abi söyleyince hatırladım. Okuyayım. Sana gönderdim. İstersen ekrana versinler arkadaşlar. Ömer'e atmam lazım bunu. Kibarca atıver, çaktırmadan. Tamam, ben çaktırmadan. Başarıyorsun. Tabii. Zaten burada o işleri yapıyor. Bu iradenin ortaya koyulması lazım. Yani bir insan bu memlekette ağzını yaya yaya arkadaş ya da tweetini yaya yaya darbe şakşakçılığı yapamaz. Niye? Özgür bir ülke değil mi burası? Ha, özgürlük. Darbeyi de savunamaz. Işılay Kızıltuğ. Fikir olarak savunabilir. Işılay Kızıltuğ. Tanıyor muyuz bunu? Ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Diyor ki, başaramadık. Türk düşmanı, bu başka bir şey. Ümmetçi itleri yenemedik. Darbe gece 23-30 suları değil de gece 3-4 sularında yapılsaydı, şimdi bu saatlere Tayyip ve itlerini idam etmiştik bile. Yapamadık. Ama yine de şerefli, onurlu bir darbeydi. Kor General Alparslan Çetin Paşa'nın dediği gibi pişman değiliz. Her türlü bedele de hazırız. Şimdi bu ülkeden mi yazdı bunu? Yurt dışından mı yazdı? Onu bilmiyorum. Şimdi o KC'yi kaldırıp altındaki tarihi görebilir miyiz arkadaşlar? Altında görülmesi lazım, olması lazım. Vardı, ben öyle hatırlıyorum. Yok, tarih yok. Tarih yok. Ben bir bakayım şey. Orada değil, ben gönderdiğim yere bakayım. Benim arşivime. Tamam. Şimdi bunun CHP'li olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. KC'de CHP'li demedik ya. Yok, hayır, KC'ye girdi. Evet. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar. Bu hain diyeceksiniz. Evet, CHP'li dememek lazım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçek ismi mi değil mi, ama böyle bir şey var. Şimdi bunu bu mevzularla ilgili devletin ilgili kurumu alsın. Bu Işılay mı? Işılay Kızıltuğ mu? Şu mu bu mu, bizi ilgilendirmiyor. Evet. Bir böyle bir şey var ortada. Bunu söyleyen biri var. Şimdi mevzu şu. Neden buna bakılmaz? Değil mi? Bunu soruyoruz. Ne? Bunun hesabı neden sorulmaz? Hesabı neden sorulmaz? Hesap sormaktan neyi kastediyoruz biz? Darbeyi övdü, biz de ona bir darbe yapalım mı? Hayır. Darbecilerin yaptığını ona yapalım mı? Hayır. Hukuk. Demokratik hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukukun gereği neyse bu tip
darbe sevicilerine, darbe övücülerine, bu tip hakaret edenlere, bu tip tehdit edenlere daha nicesi var böyle. Kesinlikle o hukukun karşısına çıkarılarak, mahkemeye çıkarılarak o dediği bedel var ya, hukuk ne diyorsa o bedel ona ödetilmeli. Zaten hazır ama, o. Ama bu ülkede o zaman düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü engellemiş olursun. Evet, şimdi gelelim düşünce özgürlüğü nedir? Bana hakaret etmek diye bir düşünce özgürlüğün senin olamaz. Onu gel benim yüzüme et delikanlıysan, bakalım senin yüzün hangi pazara dönüyor. Onu bir görelim. O kadar delikanlıysan yaptığın hakareti yüzüme yap. Bir. İkincisi, Tayyip Erdoğan'ı idam etmekten bahsediyor ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyenleri. Tayyip Erdoğan'ı kim destekliyor? Milletin yarısı. Milletin yarısı oy vererek destekliyor. Ayrıca oy vermediği halde politikalarını, bakın şurası çok mühim, evet, politikalarını onaylayan. %75'e çıkıyor mesela. %75'e çıkıyor. Mesela Afrin'deki, Mavi Vatan'daki ve benzeri Libya'daki bir sürü şeyi, bu pandemi sürecindeki 15 olağanüstü 15 Temmuz %85'lere çıkıyor. Şimdi bakın, kimi idam ediyorsun sen ayrıca? Yani bir kişi dahi olsa, değil toplumun %85'i, değil 75'i, 65'i, 50'si, 49'u, 40'ı, 34.6'ı. 4'ü. Geç onu, bir kişi, sen masum bir kişiyi siyasi sebeplerle nasıl idam ediyorsun? Sen kimsin? Bu ne biçim bir faşist kafadır? Bunun böyle, bu sözlerin hiçbirisinin fikir özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle alakası yoktur. Bunlar tipik faşist kafalardır, diktatör kafalardır, bunlar kararmış vicdanlardır. Peki CHP iktidara gelse, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü adına az önce Işılay bilmem neyin tweetinde, Kızıltuğ'un tweetindeki Tayyip Erdoğan kelimesini kaldırıp o gün işte CHP kimi cumhurbaşkanı yapsa onu koysak. Hani öyle bir şey olmayacak ama diyorsun. Hem hani mesela, olduğunu varsayalım. Karışılmayacak mı? Bir şey denmeyecek mi? Karışılmalı. Yani değil o cumhurbaşkanı olduğunu CHP'li adayın. Geçelim. Bugün herhangi bir CHP'li yönetici ya da kişi, CHP'li olmasın herhangi bir vatandaşımız ya da Kemal Kılıçdaroğlu için böyle bir cümle kurulacak ve ona mahkeme hesap sormayacak. Böyle bir şey kabul edilemez. Tamam. Şimdi bir şey kabul edilemez. Bir başka meseleyi açacağım, o da şu. Ben önceki gün, ne olur o Fox News'in yayınlandı, Fox News'te darbe gecesi, bir spikerin söyledikleri var. Altyazılı, Türkçe altyazılı. Onu hemen arkadaşlar bulsunlar, yayınlayalım. Şunu kavrayamamıştım ben. Bu Recep Gürkan dahil. O da vardı bende. Alkışlayanlar dahil. Tamam. Bunlar niçin alkışladılar Hasan Öztürk? Niçin darbenin şerefine kadeh kaldırdılar? Ha, güzel, çok güzel. Niçin? Erdoğan, sadece Erdoğan gidecek değil. Belki gelecek kurulacak düzenle de ilgili de olabilir. Şuradan baksak olmaz mı? Şimdi katıldığı ne formda o? Amerika'da Rumi formda katılmış ve Erdoğan Türkiye'ye şeriat getirmek istiyor. Evet, şey ya, yine FETÖ'cü profesör. Tabii. Şimdi gelecek aklıma. Şişko çocuk. Yok. Kaçtı. Kaçtı o da. Profesör. Eşi başını açtı falan filan. Orada başını açıyordu, burada kapatıyordu. Adı yerinde. Adam ilahiyatçı ya. İlahiyatçı ama ya. Adam inkar ediyordu bile, biliyorsun. Bunlar evet. Şeriatçı falan diyordu. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.